İlk videomuzda Doğu Roma döneminde yapılan Ayasofyaları işlemiştik. Yine Doğu Roma döneminde Ayasofya üzerinden bazı hadiseleri anlatacağız sizlere. 3. Ayasofya'yı inşa eden Justinianus ve karısı Theodora. Bugün üst koridorlara çıkış yolu olarak kullandığımız dönerek çıkılan bir yol vardır Ayasofya'da. Ve o yol daha öncesinden basamaklıydı. Karısı Theodora yaşlandığı zaman tahterevan sistemiyle yukarıya taşınırken rahatsız olduğundan eşi Justinianus merdivenleri yıktırarak düzleştirir ve orayı yokuş haline getirir. Yine bu dönemeçlerden çıkarken sağda ve solda bazı rahiplerin mezarlarına da denk geliriz. Çok ilginçtir ki Ayasofya'nın birçok yerinde, yerin altı da buna dahil, dehlizleri buna dahil, mezarlıklar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de üst katta, koridorda bulunan bir mezar taşı, Henrico Dandolo yazar üzerinde. Henrico Dandolo kimdir ve orada ne aramaktadır? 4. Haçlı Seferi. Tarih 1204 ve 57 sene süren bir İstanbul işgali. Diyeceksiniz ki 4. Haçlı Seferi ve İstanbul gelenler Hristiyan değil miydi? Ya da İstanbul'da yaşayanlar o dönem Hristiyan değiller miydi? Evet, Hristiyandılar ama gelenler Katolik ve İstanbul'da yaşayanlar ise Ortodokstu. Ayasofya'ya önem verenler onun içine girerek değerli eşyaları, tabloları çalıp götürmezler veya orada olan eserlere, diğer eserlere zarar vermezlerdi. Ama gelenler Katolik olduğu zaman işler değişti. Çünkü döneminde Katolikler ve Ortodokslar arasında büyük çekişmeler vardır. 4. Haçlı Seferi'nde niyeti, aslında ilk niyetleri Kudüs'e ulaşmaktı her zamanki gibi ve Kudüs'ü Müslümanların elinden almak istiyorlardı. Fakat İstanbul'u kuşattılar ve İstanbul'u işgal ettiler. Ayasofya'nın içerisine girdiler. Oradaki değerli eşyaları Roma'ya taşıdılar. Ve içeride rahibelere çok kötü davranışlarda bulundular. Bu değerli eşyaları içeri katırlar sokarak taşıdıklarından bahseder kaynaklar. Henrico Dandolo kimdi? İşte bu Haçlı Seferlerinin Venedikli komutanı Henrico Dandolo'ydu. Bugün üst katta, koridorda, yerde gördüğümüz Henrico Dandolo'nun mezar taşı işte 4. Haçlı Seferi'nden kalan acı bir hatıradır aslında. 4. Haçlı Seferi'nin tabii İstanbul'u yerle bir etmesi, ondan sonra Ayasofya'da yapılan bazı hadiseler, örneğin Sultanahmet Meydanı'nda bir dikili taş, bir de örme dikili taş vardır. O örme dikili taşın üzerinde normalde 4 parmak kalınlığında tunç vardı. Onu da kıra kıra oradan çıkartmışlar ve bugün gördüğümüz o delik deşik edilen örme dikili taşın, işte bu deliklerinin sebebi yine 4. Haçlı Seferi'nin acı hatıralarından biridir. İstanbul'u harap etmişlerdi. Ortodoks imparatorların lahitlerini çıkartıp kırmışlardı. İçlerinden değerli eşyaları almışlardı ve bununla da kalmadılar. Kemiklerini bile yakarak yok ettiler. Çünkü onlara göre Ortodoksluk diye bir mezhep yoktu. Onlar Hristiyan bile değildiler. Dinden çıkmışlardı. Yoksa neden böyle kötülükler yapsınlar? Ve pek kimsenin bilmediği bir hadise vardır. Ebu Eyüp el-Ensari Hazretleri'nin kabri de o döneme kadar bilinmekteydi. Ve kabrin kaybolduğu yıllarda yine bu 4. Haçlı Seferleri yıllarına denk gelir. Yani 1204-1261 yılları arasındadır. Ve sonrasında Fatih döneminde Akşemseddin Hazretleri tarafından tekrar bulunacaktır. İstanbul'un fethine doğru gelelim yavaş yavaş, yaklaşalım. İmparator Osmanlı Sultanı'ndan bir mimar ister restorasyon çalışmaları için ve o dönem tahta ikinci kez yeniden geçmiş olan Sultan II. Mehmet ona mimarını gönderir. Bu mimarın ismi Ali Neccar'dır. Gerekli çalışmaları yapar, bu yapıyı restore eder ve bir minare kaidesi inşa eder.
Tabi bunu gören imparator der ki, bu nedir? Neden bunu yaptın? Kralım der. Yukarıya çıkmak, iskele kurmak çok zaman alıyor ve bundan sonra yine böyle talihsiz olaylar yaşandığında çabuk ulaşabilirim diye yaptım bunu der. Kral onu mükafatlandırarak Edirne'ye geri gönderir. Sultan Mehmet'in huzuruna çıkan Ali Neccar durumu sultana izah eder. Der ki, sultanım, bir minare kaidesi yaptım sizin için. Minarenin kaidesi benden. Burayı fethedip Ayasofya'yı camiye çevirmek sizden der. Ve böylelikle fetih sürecine yaklaşmış olur Sultan Mehmet Han. Bir sonraki videomuzda da Osmanlı dönemi Ayasofya'sına, özellikle fetihten hemen sonraki hadiselere yer vereceğiz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler.